Evet arkadaşlar öğren aşamasındayım. Şimdi öz indüksiyon akımı ve EMK'sini göreceğiz. Biz daha önce indüksiyonu gördük. İndüksiyon neydi? Bir tel çerçevenin manyetik akısı zamanla değişirse bu akı değişimine karşı bir e, bedavadan, pil olmadan elektrik akımı ve potansiyel fark oluşuyordu. Bunu indüksiyon diyorduk. Öz indüksiyon ise bir bobinimiz olacak. Bu bobindeki akan elektrik akımı Şöyle anahtarımı kapattım. Bir akım oluştu. Bu akım zamanla değişirse akımın değişmesine karşı ikinci bir akım oluşacak. Buna da öz indüksiyon diyoruz. Notlarımızı takip edelim. Anahtar kapatılırken ya da açılırken devreden geçen akımın şiddeti değişir. Bu değişim sırasında makara içindeki manyetik akı da değişir. Akımın değişimi bir EMK oluşmasına neden olur. Devre akımının değişiminden dolayı bu akıma öz indüksiyon akımı denir oluşan EMK'ye de özindüksiyon EMK'sı denir. Ne demiştim? Elektrik akımı değişirse buna karşı koyacak yeni bir akım oluşur. Bu nedenle akım değişimi bölü zaman. Zamanla akım değişimi ne kadar büyükse o kadar büyük özindüksiyon EMK'sı oluşur. Bir de her bobine ait bir katsayımız var. Buna özindüksiyon katsayısı diyoruz. L harfiyle gösteriliyor. Bir de bunu da çarpacağız. Özindüksiyon katsayısının birimi Henry arkadaşlar. Akımın değişim hızı da delta i bölü delta t. Bağıntıdaki eksi işareti lens kanunundan gelmekte. Şimdi buradaki temel kuralımız şu. Devredeki akım artıyorsa bu artışa karşı koyacak, azaltacak yönde ters yönlü özellik akımı akım oluşur. Akım azalıyorsa da bu azalmayı istemez sistem aynı yönlü özündüksiyon akımı oluşur. Bakınız biz anahtarı kapattığımızda Elektrik akımı sıfırdan zamanla belli bir değere ulaşır. Ondan sonra sabit akım akar. İşte bu elektrik akımı değişiyorken şu bölgede öz akımı oluşur. Ama sabit olan bölgede öz akımı oluşmaz. Şimdi Faraday kanunları indüksiyon EMK'si için kapalı bir devreden geçen manyetik akının herhangi bir nedenle değişimi indüksiyon EMK'sinin oluşmasını ve indüksiyon akımının geçmesine neden olur. Neydi indüksiyon emk'si? Bunun bir eksisi de vardı. Eksi delta fi bölü delta t'ydi. Buradaki epsilon pil gerilimi gibi yani v eşittir i çarpı r'den de indüksiyon akımının büyüklüğünü buluruz. İndüksiyon akımının süresi kendisinin oluşmasına neden olan manyetik akının değişim süresi kadardır. Lens Kanunu ise özindüksiyon EMK'sı hakkında bilgi verecek bize özindüksiyon akımının yönü kendisini oluşturan nedene karşı koyacak yönde olur. Lens Kanununa göre kapalı bir devreden geçen elektrik akımı artıyorsa veya azalıyorsa özindüksiyon akımı bunu azaltacak ya da artıracak yönde oluşur. Yani sol tarafta akım artıyorsa ters yönlü özindüksiyon akımı, akım azalıyorsa da aynı yönlü özindüksiyon akımı oluşur eksi işareti lens kanunundan dolayı oluşmuştur arkadaşlar. Burada büyüklük olarak normalde formülümüzde eksimiz var ama burada sadece büyüklükten bahsediyoruz. Delta i bölü delta t. L harfimizle koyalım şuraya. Buradan da V eşittir i çarpı R yaparak anlık olarak öz indüksiyon akımının büyüklüğünü de buluruz. Şimdi incele aşamasındayım. Burada bir bobinimiz var. Mıknatısımızın N kutbunu buraya doğru yaklaştırıyoruz. Bunu yaklaştırırken şuradaki yüzey alanından geçen manyetik alanın şiddeti giderek ne yapacak? Artacak. Yani akı giderek artacak. Sistem bu artışı istemediği için hemen zıt yönlü bir B indüksiyon manyetik alan oluşturur. Baş parmak manyetik alan, 4 parmak akım yönünü göstersin. Bobinin sahil kuralını kullandım. Yani dört parmağımın yönünde indüksiyon akımı oluşur. İkinci şeklimizdeyim. Bu sefer S kutbunu yaklaştırıyorum. S kutbu kendisine doğru manyetik alan oluşturuyordu. B manyetik alanımız bu tarafa. Yaklaştırırken şu yüzey alanı delip geçen manyetik alan şiddeti artar. Yani manyetik akı artar. Sistem bu artışı istemez. Zıt yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Baş parmak manyetik alan, 4 parmak arkadan öne gelen elektrik akımı yani indüksiyon akımı arkadan öne doğru bir indüksiyon akımı oluşur. Burada bir halka şeklinde telim var. Mıknatısın S kutbunu yaklaştırıyorum. S kutbunun manyetik alanı kendisine doğru. Öncelikle mıknatıstan gelen B manyetik alanı var şu yüzeyi delip geçen manyetik alanın şiddeti giderek ne yapar? Artar. Sistem bu artışı istemez. İstemediği için zıt yönlü şöyle indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Azaltacak yönde. Baş parmak manyetik alan. Dört parmak halkadaki geçen akım yönünü gösterecek. Yani şu anda dört parmağım buradan oluşan, buradan geçen Indüksiyon akımını gösterecek. Şimdi burada bir telim var. Telden iyi akımı geçiyor. Telin manyetik alanı neydi? Baş parmak akıp kolumu çevirdim, dört parmağımı kıvırdım. Şu anda sağ tarafta, sağ bölgede içeriye doğru telden kaynaklı bir manyetik alan var. Teli yaklaştırdıkça bu telin manyetik alanının şiddeti giderek artar. Halka telin manyetik akısı giderek artar. Sistem bu artışı istemez. İstemediği için zıt yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Bunu oluşturabilmek için de baş parmak halkanın manyetik alanı dört parmakta akım yönünde gösteriyorum. Halka telde ben yaklaştırırken düz telimi bu yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Özündüksiyon NMHK'si. Ve özindüksiyon akımı üreteşli devrede oluşur. Dikkat! Epsilon özindüksiyon eksi L delta I bölü delta T'de. Yani zaten bir elektrik akımı olmalı. Zaten bir pilin bağlı olmalı ve bu elektrik akımı zamanla değişmeli. Şekildeki bobinde anahtar kapatıldığında devrede bir yönünde akım geçmeye başlar. Kapattım. Bir yönünde devrenin standart normal akımı sıfırdan I değerine arttı. Sistem bu artışı istemez. O nedenle artıyorken zıt yönlü öz akımı oluşur. Tabii ki az sonra bu akım stabil bir değere gelecek, sabit olacak. Artık öz o sırada oluşmayacak. Pekiştir işte aşamasındayım. İki ucu arasına R direnci bağlanan bobin ya da akım makarası mıknatıs manyetik alan içerisindedir. Mıknatıs bobine yaklaştırılırken R direncinden bir yönünde akım geçer. Yapalım. Önce mıknatısın N kutbundan çıkan mıknatısın B manyetik alanını gösterelim. Şuradaki yüzey alanını delip geçiyor. Ve yaklaştırırken B'nin şiddeti giderek artar. Akı. B çarpı alan. Mıknatısın manyetik alanı arttı. Akı arttı. Sistem bu artışı istemez. İstemediği için hemen zıt yönlü B indiksiyon manyetik alanı oluşturur. Baş parmak bobinin manyetik alanı. Dört parmak akım yönünü yani şöyle yukarı ön taraftan yukarıya doğru bir indüksiyon akımı bir yönünde indüksiyon akımı oluşur. Doğru. Mıknatıs dururken bobin mıknatıstan uzaklaştırılırsa R direncinden iki yönde akım geçer. Arkadaşlar bobini uzaklaştırırsam az önce anlattığımın tam tersi mıknatısın manyetik alan şiddeti azalır. Sistem bu azalmayı istemez. Sadece azalmayı istemediği için bu sefer şurayı siliyorum. Aynı yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Şimdi baş parmağım sağ taraf, dört parmak arkadan öne gelen akımı gösterecek. Arkadan öne doğru indüksiyon akımı oluştu. Yani iki yönünde doğru. Mıknatıs ve bobin hareketsiz dururken akım oluşmaz indüksiyon EMK'sı eksi delta fi bölü delta t. Bir manyetik akı değişimi lazım. Bu olmadığından indüksiyon akımı da oluşmayacak. Yani bu da doğru. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar şekli kaybetmemek için çözüme inmedim. Gerçi aşağıda şeklimiz varmış ama yine de bunun üstünde anlatmış oldum. doğru cevabımız E şıkkıdır. Buradaki açıklamaları da okuyunuz. Uygulama aşamasındayım. Şekil 1 ve 2'deki devre yan yana getirilip anahtar kapatılınca devrelerde özindüksiyon, indüksiyon ve özindüksiyon akımları oluşur. Yönleri nedir? Anahtarı kapattım. Anahtarı kapattığım anda şöyle bir i akımı oluştu ve bu i akımı sıfırdan i değerine doğru artmakta. Bu artıyorken zıt yönlü özindüksiyon akımı oluşur. Yani bu mavi renkte öz indüksiyon akımım L'den K'ya doğru. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı orijinal akımımıza bakalım. Bu buradan döndü, bu tarafa doğru akıyor. Sıfırdan i değerine doğru giderek büyüdü. Şimdi şuradaki düz telimiz, baş parmak akım. Kolumu sağ tarafa çevirdim, dört parmağımı kıvırdım. Şu devreye yakın olan telimizin akımı dışa doğru bir B manyetik alanı oluşturacak. Zamanla akım arttığı için bu B'nin değeri de artar. Yani akı B çarpı A artar. Sistem bu artışı istemez. İstemediği için hemen zıt yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Şimdi burayı bir halka olarak düşünelim. Baş parmak içe, dört parmak böyle çevresinde dolaşan akım. Yani şuradaki mavi renkli sonradan kendiliğinden oluşan indüksiyon manyetik alanını oluşturabilmek için M'den N'ye doğru inen bir indüksiyon akımı oluşacak. Bu da M'den N'ye doğru oldu. LKMN yani doğru cevap C şıkkım oldu. İkinci sorudayım. Bobin ve K çemberinin merkezleri aynı doğrultuda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Anahtar kapatıldığında anahtarı kapattım. Sıfırdan i değerine kadar bir elektrik akımı yükseldi. Bu artışa ters yönlü bir öz indiksiyon akımı oluştu. Bobinin içinde. Sonra bu akım böyle dolanıyor. İyi. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alan Bobin kaynaklı oluşan manyetik alanı çizdim. Şu yüzeyi delip geçiyor. Şimdi K halkasının manyetik akısı. Soldaki bobinden gelen B manyetik alanı çarpı yüzey alanı. Sıfırdan i değerine kadar çok kısa bir sürede manyetik alan arttı, akı arttı. Sistem bu artışı istemez. Kendiliğinden zıt yönlü bir indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Baş parmak sola, dört parmakta önden arkaya doğru indüksiyon akımı oluşur. Ön taraf şurası ise böyle indüksiyon akımımız oluştu. Şimdi x'ten y'ye doğru öz akımı oluşur. x'ten y'ye evet doğru. K halkasının manyetik akımı değişimi oldu. Evet. Halkadan artı yönde indüksiyon akımı oluşur. Evet. E şıkkı doğru cevap. Evet arkadaşlar test et aşamasındayım. Birinci sorudan başlıyorum. Sayfa düzlemi içeri İçeri yönelmiş B manyetik alandan iyi akım taşıyan tele etkiyen manyetik kuvvetin yönü. Ne yapıyorduk? Baş parmak akım yönünü gösterecekti. Dört parmak manyetik alanı gösterecek. Baş parmak, dört parmak sayfanın içeri. Tokat ya da kuvvetim yukarı doğru artı y yönünde. Ne demiştik? Kuvvet Tokat atmak gibidir. Tokat yönü kuvvet yönüdür. Buradan hatırlayalım. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevap. İkinci sorudayım. Akım makarası ile kurulan düzenekte çubuk mıknatıs şekildeki gibi dengede kaldığında ipte T gerilme kuvveti oluşuyor. Öncelikle elektrik akımı pilin artı kutbundan çıktı. Arkadan dolandı. Şöyle geliyor. Dört parmak akım, baş parmak manyetik alan. Bobinin manyetik alanı buradan yukarı doğru oluştu. N kutbundan dışarı şöyle dolanıp S'den içeri girecek. N kutbu S kutbunu çekmekte. Yani manyetik kuvvet şu anda mıknatısı aşağıya doğru çektiği için ip gerilme kuvvetim hem ağırlık hem de manyetik kuvvetin toplamı kadar oldu. İp gerilme kuvveti için D az azaltılırsa yani yaklaştırırsam manyetik kuvvetin büyüklüğü artacağı için ip gerilme kuvveti artar. Yani doğru. Reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse. reostanın sürgüsünü ok yönünde çekersem ben buradaki elektrik akımının aldığı yolu yani direnci reostanın direncini büyütürüm. Reostanın direncini büyütürsem elektrik akımı azalır. Elektrik akımı azalırsa manyetik kuvvet ya da manyetik alan şiddeti azalır, ip gerilme kuvveti küçülür. Burada artar demiş, yanlış. K anahtarını kapatırsam, daha önceden bir tane R direncim vardı. Bunu kapattığımda paralel bağlı iki tane direncim oldu. R bölü 2 oldu. Yani devrenin toplam direncini azalttım. Devrenin toplam akımı arttı. Manyetik kuvvet arttı. ip gerilme kuvveti artacak. Artar demiş. Doğru söylüyor. Yani 1 ve 3 denizli doğru cevap oldu. Üçteyim. Sayfa düzleminin içeri doğru B manyetik alanında bulunan düzenekte iç çubuğu V hızıyla şekildeki gibi çekildiğinde R direncinde indiksiyon akımı oluşuyor. Şimdi arkadaşlar. Bu telin şu iki nokta arası uzaklığına L diyorum. Öncelikle indüksiyon EMK'sı B ve L'ydi. Ben sağ tarafa doğru çektikçe L değeri giderek küçüleceği için indüksiyon EMK'sı da azalacak. Yani benim şu kırmızı telim bir pile dönüşüyor. Bu pilin gerilimi kaç volt olduğu giderek azalacak. Sonra ohm kanunu vuru yazdım. Yani şuradaki epsilon yerine V yazdım. Bu giderek azaldığı için direncim sabit olduğundan geçen akımın büyüklüğü de giderek ne yapacak? Azalacak. Yön kısmını en sona bırakıyorum. R direncinden geçen akım zamanla azalır. Doğru. R direncinin uçları arasındaki potansiyel fark yani oluşan indüksiyon EMK'sı demek bu. Artar demiş hayır azalır. Şimdi arkadaşlar bunu sağ tarafa doğru çekerken hemen benim çektiğim yöne karşı koyan bir manyetik kuvvet oluştu. Sahil kuralını uyguluyorum. Tokat kuvvet yönü, dört parmak manyetik alan, baş parmak da akım yönüydü. Yani buradan şöyle yukarı gidip bu tarafa giden bir elektrik akımı oluştu. Buradan da aşağıya doğru iki yönünde bir elektrik akımı oluşacak. İki yönü doğru demiş. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorudayım. Şimdi X, Y, Z dirençleri bulunan metal kaleme çerçeveleri V hızıyla şekildeki bir hareket ettiriliyor. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, e, manyetik akı değişimiyle de yapabiliriz. Ya da şuradaki telleri V hızıyla çekiyorum şeklinde de yapabiliriz. Önce şu tellerden yapayım. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Hemen harekete ters yönlü karşı koyan indüksiyon kaynaklı bir manyetik kuvvet oluştu. Şimdi tokat kuvvet yönü dört parmak sayfadan dışarı baş parmak akım yönü oluşacak olan akımın yönü bu tarafa i dolaştırdım i x doğru gösterilmiş. Sonra burada herhangi bir manyetik akı değişimi olmadığından herhangi bir akım oluşmayacak. Ve burada da çıkmak üzere olan şu tel üzerinden yorum yapıyorum v hızım var. Hemen hareketine ters yönlü zorlayıcı bir manyetik kuvvet oluştu indüksiyon kaynaklı. Yine tokatım sol tarafa yani kuvvet dört parmak sayfadan dışarı baş parmak akım yönü aşağıya doğru elektrik akımı böyle dolaştı. Yukarıdan dolaşınca da iz yönü yani doğru oldu. ix ve iz doğru gösterilmiş yanlış olan b şıkkı İH oldu. Beşinci sorudayım. Manyetik akını zamana göre değişimi şekildeki gibidir. Elektromotor kuvvetindeki değişim hangisidir? İndüksiyon elektromotor kuvveti. Eksi kendisini oluşturan sebebi zıt yönlüdür. Manyetik akı değişimi bölü zaman. Şimdi arkadaşlar bakınız şuradaki yükseklik akının değişimi. Şuradaki zamanda delta t yani karşı bölü komşu tanjant alfa başka bir deyişle eğim bize indüksiyon e verir. Birinci bölgede açı ya da eğim hep sabit. O nedenle sabit büyüklükte bir indüksiyonum var. Ama kendisini oluşturan sebebi zıt yönlü olduğundan eksi yönlüsünü almalıydım. Ama eksi yönlü burada ihmal edildiği için sabit büyüklükte şöyle ya da şöyle. Diğerlerini eledim. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sonra ikinci bölgede manyetik akı sabit değişmiyor. Bana akı değişimi lazım. Akı değişimi yoksa buradaki indüksiyon sıfırdır. Oluşmaz. O zaman zaten D doğru olduğunu buldum. Çünkü burada sıfır değeri yok. Bir de buraya bakalım. Üçüncü bölgeye. Bakınız yatayla yaptığı açı giderek ne yapıyor? 90 dereceye yaklaşıp büyüyor. Tanjant alfa büyürse indüksiyon EMK'sı büyür. Üçüncü bölgede epsilon giderek büyüdü. Bakınız epsilon EMK giderek büyüdü. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Altıncı sorudayım. L uzunlukta iletken K ve telleri 3V ve V hızları ile B alanında çekiliyor. İndüksiyon EMK'sı ve akımın yönü nedir? Şimdi arkadaşlar ben bunu çöğe hızıyla çekiyorken harekete ters yönlü bunun gitmesini zorlaştıran indüksiyon kaynaklı bir manyetik kuvvet oluştu. Avuç içi tokat kuvvet yönü dört parmak manyetik alan baş parmakta oluşan indüksiyon akımının yönü. Öncelikle burada bir indüksiyon akımımız oldu. Ben buna IK dedim. Epsilon K'da oluşan İndüksiyon yazalım. B, 3 ve L. Dolayısıyla bu da i çarpı r'ye eşit. 3 kat sayısı olduğu için 3 i çarpı l şeklinde bir değer verdim r. Yani bu 3 i oldu. Şimdi diğerine geçtim. Aynı tarafa çekiyorum. Aynı yönlü f kuvvetim var. Tokat f kuvvet yönü. 4 parmak manyetik alan, baş parmak oluşacak olan akımın yönü. Yukarıya doğru bir akım yani az önceki nazat yönlü oluştu. I ile epsilon L, B ve L. Bu da I çarpı R oldu. 3 I ve I zıt yönlü olduğu için 3 I kazandı. Yani 3 I'nin gittiği yönde bir elektrik akımı oluşacak. Bir yön oluyor bu. Ve bunlar zıt yönlü olduğu için B3VL eksi BVL az önceki nazat yönlü olduğundan bunların bileşkesi de 2BVL oldu. Bir yönü 2BVL. A şıkkı doğru cevap. Yedinci sorudayım. K iletken halkaların arasında çubuk mıknatıs şekildeki bir yerleştirilmiş. K halkalarında oluşan indüksiyon akımı için. Bir de diyor ki mıknatıs eksi x yönünde hareket ettirilirse. Eksi x yönünde hareket ederken n kutbundan çıkan manyetik alan b bu tarafa. Şu yüzeyi delip geçen manyetik alan giderek ne yapacak? Artacak. X için, e, k için yazıyorum. Akı artar. Sistem bu artışı istemez. Hemen zıt yönlü b indiksiyon. Manyetik alan sağa doğru 4 parmak akım arkadan öne iki yönünde indüksiyon akımı oluştu. Bir yönü demiş yanlış. 2. Mıknatıs eksi -x, x yönünde hareket edilirse L'de. Şimdi S'nin manyetik alanı kendisine doğru. Eksi x yönünde uzaklaştırırsam şuradaki manyetik akı giderek azalacak. Sistem bu azalmayı istemediği için sistemin kendisi de aynı yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturacak baş parmak manyetik alan, dört parmak önden arkaya doğru indüksiyon akımı. Üç yönlü bir indüksiyon akımımız oldu. Üç yönü demiş doğru. Mıknatıs artı x yönünde hareket ederse k'den iki yönünde. Arkadaşlar şimdi bir numaranın çözümünde mıknatısı eksi x yönünde hareket ettirirken iki yönünde zaten bir indüksiyon akımı olduğunu bulmuştum. Demek ki Artı x yönünde hareket ederse de tam tersi bir yönünde oluşacak. Burada 2 demiş. O nedenle bu yanlış oldu. Doğru cevabımız yalnız 2 bol oldu. Sekizinci sorudayım. x'ye çubuk mıknatısları k halkası ile kurulan düzenek şeklindeki gibidir. 1. x mıknatısı bir yönünde hareket ettirilirse indüksiyon akımı 3 yönünde olur. Hadi yapalım. n'den çıkan manyetik alan b bu tarafa. Burayı delip geçen manyetik akı giderek artıyor. Sistem artış istemediği için zıt yönlü B indüksiyon oluşturdu. Baş parmak manyetik alan, dört parmak indüksiyon akımı. Yani üç yönünde bir indüksiyon akımı oluştu. Doğru. 2. Y mıknatısı bir yönünde hareket ederse. Y mıknatısını bir yönde hareket ettirelim. Önce S'nin manyetik alanı kendisine doğru. Şu yüzeyi delip geçen akı giderek azalacak. Çünkü bir yönünde uzaklaştırıyorum. Akı azaldı. Sistem bu azalmayı istemediği için aynı yönlü B indüksiyon manyetik alan oluşturur. Baş parmak sağ tarafa manyetik alan. Dört parmak arkadan öne. Arkadan öne geldiği için dört parmağım şekli çok karalamak istemiyorum. Dört yönü. Evet dört yönü. Doğru. 3. X mıknatısı iki yönünde hareket ettirilirse. Şimdi biz bir de ne dedik? X mıknatısı bir yönünde hareket ederken 3 numara yönünde elektrik akımı oluşuyordu. indüksiyon. bu doğru. Tam ters yön iki yönünde hareket edersem bu sefer 3 değil ters yönü olan 4 yönünde elektrik akımı oluşmalıydı. Yani bu yanlış oldu. 1 ve 2 Ceyhan doğru cevap oldu. Dokuzdayım. Bobinli bir devre görülmekte. Hangileri tek başına yapıldığında bobinde bir yönünde özindüksiyon akımı oluşur? K anahtarını kapattım. Artıdan bir i akımı oluştu. Yalnız bu akım sıfırdan i değerine zamanla ulaşacak. Bu artış sırasında ben bu artışı istemiyorum diyen öz indüksiyon akımı zıt yönlü oluşacak. Yani iki yönlü özindüksiyon ama biz bir yönünde özindüksiyon istiyorduk bu olmadı. Sonra K anahtarı kapalı iken Röyüstan'ın sürgüsünü ok yönüne kaydırma. Röyüstan'ın sürgüsünü ok yönüne kaydırırsam öncelikle direnci arttırırım. Elektrik akımı azalır. Elektrik akımı azalınca bu akımla aynı yön yani bir yönlü özindüksiyon akımı oluşur. Tam da aradığımız şey evet. K anahtarı kapalı iken L anahtarını kapatma. Arkadaşlar K anahtarı kapalı iken L anahtarını kapatırsam şurada bir kısa devre oluştururum. Aslında bobinin uzunluğunu kısaltıyorum. E, bobinin kendisinin oluşturduğu manyetik alan değişir ama bizim elektrik akımımız bundan etkilenmeyeceği için herhangi bir öz indüksiyon oluşmaz. Bu da olmadı. Yalnız iki B şıkkı doğru cevap. 10. sorudayım. Birbirine paralel, sonsuz uzunlukta iki iletken telin üzerinden şekilde gösterilen yönlerde i ve 2 akımları geçmekte. X, Y, Z noktalarındaki bileşke manyetik alanların yönleri hangisidir? Şimdi arkadaşlar, telin manyetik alanı 2K, bölü D idi. Bu formülü kenara yazdım. Şimdi öncelikle şuradaki 2 yakıt taşımayan, akım taşıyan telimden başlıyorum. Başparmak akım. Kolumu x'e çevirdim. 4 Parmağımı kıvırdım. Burada dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturdu. 2i'nin d kadar uzakta oluşturduğuna ben 2b desem. Yani akım 2 kat b 2 kat. Tam burada zıt yönlü 2b mesafe 3 katına çıktığında da yön değişmedi ama 2b bölü 3 oldu. Bu şekilde bunu hallettim. Şimdi şuradaki i terimi de mavi ile çizdim. Bunu mavi yapacağım. Akım yönü aynı olduğu için üst tarafta dışa doğru 1B'ye kadar. Akım i, 1i, manyetik alan 1B. Şimdi mesafe 3 katına çıktı. Dışa doğru B 3'te bir indi. Alt tarafta da tam ters yön olduğu için B oldu. Benim için zıt yönün hangi tarafa olacağını, büyüklüklerini belirleyebilmek için böyle değerler verdim aslında. X de her ikisi dışa, o belli. Z de her ikisi içe, o belli. Ama Y de içe doğru olan 2B kazandı. İçe doğru, dış, iç, iç, A şıkkı doğru cevap oldu. 11'deyim. Düzgün manyetik alanda kurulan sistemde K çubuğu V hızıyla hareket ettiriliyor. Şimdi bunun hemen harekete ters bir manyetik kuvvet oluşur. indüksiyon kaynaklı. 4 par tokatım avuç içim kuvvet yönü. 4 parmak manyetik alan. Baş parmak oluşan akımın yönünü gösterecek. Yani bu tarafa doğru bir elektrik akımımız oluştu. Buradan oluşan epsilon da B ve L oldu. L lambası şu an sabit parlaklık yanıyor. Evet hız sabitken parlaklığım sabit kaç bu ivmeyle hızlandırıldığında yani hız giderek arttığında potansiyel fark da artar parlaklık artar. İvmeyle yavaşladığında lambanın parlaklığı azalır. Arkadaşlar hızım giderek azalırsa epsilon potansiyel farkta giderek azalır. Dolayısıyla elektrik akımı azalır, parlaklık azalır. Bu da doğru oldu. E şıkkı doğru cevabımız. 12'deyim. Şekildeki sistemde mıknatıs bir yönünde hareket ettiğinde dört yönünde indüksiyon akımı oluşur. Haydi yapalım. Mıknatısın manyetik alanı N'den dışarıya B. Bir yönünde götürürken şurayı delip geçen manyetik akı giderek artar. Şu anda bir yönü için yapıyorum bu çözümü. Sistem bu artışı istemez. İstemediği için zıt yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşur. Baş parmak manyetik alan, dört parmak akım yönü. Şöyle arkadan öne doğru bir indüksiyon akımı oluştu. Onu şuradan alttan gösterirsem. Üç yönünde indüksiyon akımı oluştu. Dört yönü demiş bu yanlış oldu mıknatıs iki yönünde hareket ettirildiğinde. Şimdi arkadaşlar mıknatısı bir yönünde hareket ettirirken şu şekilde gösterdiğim yönde indüksiyon akım oluşuyordu. Dört parmak manyet akım yönü baş parmak manyetik alan yani bizim bobimizde oluşan akım kaynaklı burası ne? Burası S kutbu oluşacaktı. Fakat mıknatısımı iki yönünde çekersem bu sefer bobinimizin Üst tarafı S, alt tarafı N. Yani az önce birinci öncül için anlattığımın tam tersi yönler oluşacak. K ucunda S oluşur. Doğru söylüyor. Mıknatıs kendi ağırlık merkezinden geçen yatay eksene göre 90 derece döndürüldüğünde Şimdi bu binimiz şu. Pardon mıknatısımız şu. Mıknatısı bu şekilde döndürürsem bu sefer manyetik alan çizgilerinin şiddeti yani şu bobinden geçen manyetik alan çizgilerinin şiddeti değişir. Bir akı değişimi olur. Akı değişimi olunca epsilon eksi delta fi bölü delta t indüksiyon emk oluşur. Akım oluşur. Ama akım geçmez diyor. Yanlış. Doğru cevap B şıkkı. 13'teyim. Şekil 1'deki düzgün manyetik alan içinde bulunan tel çerçeve üzerindeki manyetik akı zaman grafiği şekildeki gibidir. Hemen indüksiyon EMK'sı eksi delta fi bölü delta t. Manyetik akı değişimi yok. EMK yok. Manyetik akı giderek artıyor. Manyetik akı giderek artarsa bu artışa ters yönlü bir indüksiyon manyetik alan oluşur. Şimdi halka gibi düşünelim. Baş parmak manyetik alan, 4 parmak elektrik akımının yönünü göstersin. Çizdiğim yönde bir indüksiyon akımı oluşacak. Sonra bu kırmızıyla yazdığım L bölmesi için şu L'yi kırmızıyla şöyle işaretleyeyim. Şimdi M bölgesinde manyetik akı giderek azalır. Sistem bu azalmayı istemez istemediği için normal dışarıdan gelen B manyetik alanı ile aynı yönlü indüksiyon manyetik alanı bunu oluşturabilmek için de az öncekinin ters yönü indüksiyon akımı oluşur. Bu şekilde akımlarımızın yönlerini bir gösterdik. K aralığında akım 0 Doğru. İndüksiyon yok. L aralığında R direncinden geçen akım sabit. Değişim sabit ise zamana göre epsilon emk sabit. M aralığında geçen akım sıfır değil, L'nin tam tersi yönde akım oluşur. Dolayısıyla 1 ve 2 Ceyhan doğru cevap. 14'teyim. R1, R2 dirençleri bir üreteşle kurulmuştur. K anahtarı kapatıldığında. Şimdi zaten buradan geçen bir elektrik akımımız var. Şöyle geçiyor. 4 parmak akım, baş parmak manyetik alan, Sağa doğru X'in manyetik alanı var. Anahtarı kapattığımda. Daha önceden tek bir direncim vardı. Paralel bağlı dirençler oldu. Yani direnç azaldı. Elektrik akımı arttı. Bu elektrik akımının artması sonucunda. X'in manyetik alan şiddeti arttı. Ve akımın artması kaynaklı. Hemen zıt yönlü Zıt yönü demek I'nin akımı bir, iki yönünde öz akımı oluştu. R1 direncinden öz akımı iki yönünde oluşur. Doğru. Şimdi geldim Y bobinime. Bunu şu alanına delip geçen X manyetik alanı zamanla ne yapıyordu? Artıyordu. Yani Y'nin manyetik akısı X'ten gelen manyetik alan çarpı yüzey alanı. Bu arttığı için akı artar. Sistem artışı istemez. Hemen zıt yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Baş parmak manyetik alan. 4 parmak akım. Çizdiğim yönde indüksiyon akımı oluşur. O da şöyle 4 yönlü. İndüksiyon akımı 3 yönünde demiş. Hayır 4 olacaktı. Yanlış. Öz indiksiyon akımı iyi akım ile ters yönde oluşur. Evet onu zaten söylemiştik. O zaman 1 ve 3 denizde. 15'teyim. Şekil düzleminde yer alan düz telden iyi akım geçmekte. Buna göre telden geçen akımın azalması çerçevelerde oluşan indüksiyon akımlarını nasıl etkiler? Öncelikle şu i akımım için baş parmak akım. Sol tarafta doğru kolumu çevirdim. Dört parmağımı kıvırdım. Sol tarafta sayfadan dışa doğru manyetik alan. Döndürdüm. Sağ tarafta da sayfadan içe doğru manyetik alan. Akım azalırsa bu kırmızı ile yazdığım manyetik alanın şiddeti giderek azalır. Şimdi sistem bu azalmayı istemez. Aynı yönlü indüksiyon manyetik alanı oluşturur. Bunu oluşturabilmek için de halka gibi düşünelim. Baş parmak dışarı, dört parmak şöyle çevresinde dönen bir indüksiyon akımı oluşur. Yani burada bir yönünde. Aynı şeyi buraya içinde yapıyorum. Ama burada manyetik alanım buradaki ile aynı yönlü. Baş parmak içi dört parmak akım yönünü göstersin. Şöyle iki yönünde indüksiyon akımı oluşur. 1 ve 2 Bolu doğru cevap. On altıdayım. Sayfa düzlemine dik B manyetik alan içindeki üçgen çerçeve V hızıyla çekiliyor. Manyetik alan dışına çıkıncaya kadar indüksiyon akımının yönü ve değer için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgen tel çerçevenin içindeki alan bizim akı bölgemiz. Akı manyetik alan çarpı alan. Ben bunu sağa doğru çekerken içini delip geçen yüzey alanını delip geçen giderek azalacak. Yani şöyle ikinci durumu şöyle göstereyim. Artık bu kadar azaldı. Dolayısıyla akı azaldı. Sistem bu azalmayı istemez. O nedenle aynı yönlü indüksiyon manyetik alanı. Halka gibi düşünün. Baş parmak manyetik alan, dört parmak çevresinde dolaşan elektrik akımı. Şöyle bir bir yönlü indüksiyon akımı oluştu. Öncelikle bir yönlü olduğunu bulduk. Şimdi arkadaşlar bunun Önce az bir kısmı çıktı, sonra giderek dışarıya çıkan kısım alanlar büyüdü. Yani indüksiyon EMK'si eksi delta fi bölü delta t akı değişimi giderek artıyor, giderek daha büyük parçalı alanlar dışarı çıktığı için dolayısıyla indüksiyon EMK'si de büyüdü. Dolayısıyla oluşan elektrik akımı indüksiyon akımı da giderek büyüdü. Bir yönü artan. C şıkkı doğru cevap. 17'deyim. Şekildeki teller sayfa düzleminde verilen yönlerde akım taşımaktadır. K, O, L noktalarından hangilerinde bileşke manyetik alan sıfırdır? Şimdi öncelikle ilk sistemimize bakalım. I aşağıya doğru akım, baş parmak akım. Dört parmağımı şöyle çevirdim. Dışa doğru Sonra 2i tam ters yönlü, tam ters yönlü. Akım 2 kat, uzaklık 2 kat. Yani bu da b oldu. Yani k'deki manyetik alan 0. Bu tamam. Şimdi gelelim tel çerçevelere. Akımlar ters yönlü. Demek ki manyetik alanlar ters yönlü. 1i'ye 1r, 2i'ye 2r. Formülümüz b eşittir. 2k pi i bölü r idi. Yani akım ve e, yarıçap oranları eşit olduğundan O'daki de sıfır olur. Şimdi gelelim buraya. Akım yukarı. Baş parmak akım. Kolumu çevirdim. Dört parmağımı kıvırdım. İçeriye doğru B kadar manyetik alan. Şimdi gelelim. 2 i olan telimize başparmak yukarı. Kolumu çevirdim. Dört parmağımı kıvırdım. Mavi ile çizdiğim dışa doğru manyetik alan akım iki kat mesafe 2 kat birbirini nötrledi. Büyüklüğü B oldu. Evet buradaki toplam alanda 0 oldu. Yani E şıkkı hepsinde 0. İ1'i iki akım taşıyan tellerim var. Toplam manyetik alan bu şekilde. İ1 bölü 2 nedir? Önce bunu bileşenlerine ayıralım. Buna B toplam diyeyim. Yukarıya doğru 2B, sola doğru 1B. Sağ el kuralına göre baş parmak akım 4 parmağımı kıvırdım. Bu 2 numaranın manyetik alanı olsa gerek. Yine sahil kuralına göre baş parmak akım, 4 parmağımı kıvırdım. Bu da 1 numaralı manyetik alanı olsa gerek. Şimdi telin manyetik alanı 2Ki bölü D'ydi. Buna uygun olacak şekilde yazıyorum. B1, 2B, 2Ki 1 bölü mesafe. Bunların her ikisinin mesafesi eşit. Şuraya D, şuraya da D diyeceğim. D. Şimdi B2. 1B, 2K, i 2 bölü yine de Taraf tarafa böldüm. i 1 bölü i 2 buradan da 2 geldi. 19'dayım. Aynı düzlemde bulunan akım taşıyan tel ve yüklerin hareket yönleri aynıdır. Buna göre yüklerin hareketi için. Öncelikle telin manyetik alanlarını bulalım. Baş parmak akım sağ tarafa çektim elimi. Dört parmağımı kıvırdım. içi oldu. Yani bu bölgede içe doğru manyetik alan oluşturuyorsa ters tarafta da dışa doğru manyet kalan oluşturdu. Şimdi önce şu sol taraftaki yükümüz için. Baş parmak artının hareket yönü. Dört parmak dışa tokatım sağ tarafa doğru oldu. Yani buna sağ doğru bir manyetik kuvvet etkidi. Şöyle sağ tarafa doğru dönen hareket yapacak. Şimdi gelelim eksi yükümüze. Baş parmak hareketin tersi. Eksi yükler de böyleydi. 4 parmak manyetik alan. Tokatım şöyle sağ tarafa doğru oldu. Buna da etkiyen kuvvet etkisinde artı x yönüne doğru dönecek. Yani ikisi de artı x yönüne sapar. 19 adana. Yeterince uzun paralel tellerden 1-2-3 akımları geçmekte. i3 akımını taşıyan tele etkiyen manyetik kuvvet 0 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar aynı yönde akım taşıyan teller birbirini çeker. Zıt yönde akım taşıyan teller birbirini iter. Yani I3'ün akım yönünü aşağı mı yukarı mı olduğunu emin değilim ama 1 ile 2'nin zıt yönlü olduğunu eminim. Bu kesin. Sonra F eşittir 1 diyorduk. B'yi birinciden 2 k i 1 bölü d çarpı diğer i'yi de diğer ikinci telim şu an 3 numara oluyor o. i3 çarpı l olarak açtım. Şimdi bu i3 telime etkiyen net kuvvet sıfırsa 1 ve 3 arası kuvvetle 2 ve 3 arası kuvvet eşit olmalı. Dolayısıyla ben şu mesafeleri d ve d desem buna hemen 2d dedim. Şimdi 1 ve 3 arasını yazdım. Şimdi 2 ve 3 arasını yazıyorum. 2k i2 bölü d çarpı i3 çarpı l oldu. Sadeleştirmelerimi yapalım. 2k ve d'ler gitsin. i3 l'ler gitsin. Buradan da i1 bölü i2 eşittir i2. Tabii ki ben burada d mesafelerini değer vererek yaptım. Ama i1'in daha uzak olması kaynaklı. i1'in i2'den daha büyük olduğu aşikar. Ama i3 konusunda kesin bir bilgim yok. Burada kuvvetleri eşitlediğim zaman i3'ler sadeleşiyor. Yani o konuda bilgi edinemedim. Olabilir. Kesinlikle dediği için 1-3 bola. Eşit bölmeli düzleme yerleştirilmiş tellerden 1-2 akımları geçmekte. K noktasındaki manyetik alan 0. O zaman şöyle yapalım. Bu arkadaştan yukarıya doğru i akımı geçsin. O zaman baş parmak akım kolumu çevirdim. Dört parmağımı kıvırdım. Sayfadan dışarıya doğru B'ye kadar manyetik alan oluşsun. B de 2K i bölü D. Şimdi i2'den aşağıya doğru akım geçmeli ki ters yönlü manyetik alan oluştursun. Büyüklüğü B olmalı. Yani 3D mesafe 3i akım olmalı ki toplamı 0 olsun kanun. Bu şekilde zıt yönlü akımlar ve 1i'ye 3i değerlerini verdim. Şimdi gelelim i1'in yani şu kırmızı ile çizdiğimin L'de ve M'de oluşturduğu manyetik alanlara. Önce tam ters yönlü olacak. Mesafe aynı, büyüklüğü aynı. Şimdi 3D'ye kadar uzağa gittim. Yani yönü değişmedi ama B bölü 3 oldu. Şimdi gelelim mavi ile çizdim I2'ye. Kendisinden 3D uzakta 1B kadar oluşturuyorsa mesafe 3'te birine inerse 3 katına çıktı. 3B oldu burası. Ve yönü de ters oldu. İçe doğru oldu. Burada da sol tarafta içe doğruysa içe doğru yine 3B oldu. Bu şekilde manyetik alanlarına değer verdim. Şimdi L'de her ikisi de aynı yönlü. Yani L'deki manyetik alan 4B. M'de zıt yönlüler. M'de de 3B eksi B bölü 3'ten 9 eksi 1'den 8 bölü 3 b. 4 ile 8 bölü 3'ü de taraf tarafa bölersem ters çevirip çarpıyorum. 12 bölü 8 yani 4 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 2 c şıkkı doğru cevap. K ve D çemberlerinden K telinden geçen akım O noktasında B'ye kadar manyetik alan oluşturmuş. Şimdi K'ye bakalım. 4 parmak akım başparmak parmak içe. İçe doğru B 2K pi akım 2i bölü yarı çap 2R. Bu kenarda kalsın. Kırmızı olan akım yönü aynı. Demek ki manyetik alanın yönü de aynı. BL diyelim. 2K pi i bölü R. Şimdi az önce buradaki mavi ile yazdığımda ikiler getirsin birbirini. Şu an yukarıdaki ile aşağıdaki aynı oldu. Yani bunun da büyüklüğü 1B. O zaman... O noktasındaki toplam manyetik alan 2B yaptı. 23'teyim. K, L, telleri akım taşımaktadır. L telini etkiyen manyetik kuvvet 0'dır. O zaman bu yukarı doğru akım taşıyorsa bu da yukarı doğru akım taşısın. Bunlar birbirini çeksin. Bu da yukarı doğru akım taşısın. Bunlar da birbirini çeksin. Ya da L aşağıya doğru akım taşısın. K, L'yi ittirsin. M de L ile ters yön olduğu için o da ittirsin. Ve toplam kuvvetim yine sıfır olsun. Yani ne emin oldum? K ve M'nin akım yönleri aynı ama L aşağıda yukarı doğru olabilir. K ve M'nin akım yönü aynı. L'nin akım yönünü bilemiyorum. Evet. Aradaki mesafeler eşit olduğundan ötürü. Kuvvet büyüklükleri de eşit olduğundan ötürü K'nın akım büyüklüğü ile M'nin akım büyüklüğü kesinlikle eşittir. F eşittir 1. B birinci telden 2K i 1 bölü D çarpı i 2 çarpı L. Buradaki i 2 L oldu. Şuradaki i 1, 1 K için 1 de M için yazarsam eşit büyüklükte olması gerektiğini formülden de bulabiliriz. Doğru cevabımız 1, 3 denizde. Düzeltiyorum akım yönü bilinemez diyor. Bu da doğru cevap arkadaşlar. Bilinemediğini ifade etmiştim. Doğru cevabım Edirne. 24 ve son sorudayım. Şimdi artıya yönünde manyetik alan var. Artı Q yükümüz artı X yönünde V hızıyla giderken sapmadan devam ediyor. Öncelikle buna etkiyen manyetik kuvveti bulalım. Baş parmak artı X hareket yönü. Dört parmak artı Y manyetik alan yönü. Tokat da buna kuvvet şu anda tokatım sayfadan dışarı. Yani manyetik kuvvetimiz artı Z yönünde. Bunun sapmadan devam edebilmesi için bizim eksi z yönünde bir elektriksel kuvvete ihtiyacımız var. Peki. Artı levha, eksi levha. Elektrik alan arttan eksiye doğru. Artı Q yüküme elektrik alan yönünde kuvvet etkiyordu değil mi? Yani artı yük söz konusu olduğunda kuvvetle elektrik alan yönü aynı. Dolayısıyla elektriksel alanında yönü eksi z olacak. Elektrik alan B şıkkı eksi Z oldu. Arkadaşlar testimizi bitirdik. Değerlendir aşamasındayım. Bir testi çözdükten sonra muhakkak buradaki cevap anahtarından kontrollerimizi yapalım. Yanlış yaptığımız soruların ilgili kazanımlarına da bakalım ki eksiğimiz nerede görelim. Mesela 5. soruyu yanlış yaptıysak manyetik akı zaman grafiğinin EMK zaman grafiğine çevirebilme konusunda sıkıntımız var. İlgili konu anlatımına dönüp eksiğimizi kapatalım ki adım adım bu şekilde netlerimiz artsın, hedefimize yaklaşalım. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.